Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Allah'ın insanlara lütuf ve ikramı ile ilgili ayet meallerini arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 22. ayet. O Rabbiniz sizin için yeryüzünü bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten yağmur indirip onunla size rızık olarak çeşitli meyveler, ürünler çıkardı. O halde siz de gerçeği bile bile Allah'a ortak koşmayın. Nisa suresi 95, 97, 98, 99, 113, 141, 142. ayetler. Hastalık, körlük, topallık gibi bir mazereti bulunmaksızın savaştan geri kalıp evde oturan müminlerle, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda savaşanlar elbette bir değildir. Allah, mallarıyla, canlarıyla savaşanları, herhangi bir sebeple savaştan geri kalan kimselerden derece itibariyle daha üstün tutmuştur. Gerçi Allah her birine varılacak en güzel yurt olan cenneti vaat etmektedir. Yine de Allah cihad edenleri pek büyük bir mükafatla mücadeleden kaçıp oturanlara üstün kılmıştır. Melekler dinin emirlerini yerine getirmeyerek kendilerine yazık ederken canlarını aldıkları kimselere sizler ne işle meşguldünüz diye sorarlar. Onlar, biz düşman yurdunda dinimizi yaşamaktan aciz bırakılmış gerçekten zayıf kimselerdik derler. Melekler de onlara Allah'ın arzı geniş değil miydi? Orada uygun bir yere hicret etseydiniz ya derler. Onların varacağı yer cehennemdir. Orası son durak olarak ne fena bir yerdir. Ancak hiçbir çareye gücü yetmeyen ve hicret için bir yol bulamayan gerçekten aciz ve zayıf erkekler, kadınlar ve çocuklar bunun dışındadır. Allah'ın bunları affedeceği umulur. Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır. Resulüm, eğer üzerinde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup vereceğin hükümde seni bile adaletten saptırmaya kesinlikle yeltenmişti. Fakat onlar başkasını değil ancak kendilerini saptırırlar ve sana da hiçbir zarar veremezler. Çünkü Allah sana kitabı ve hikmeti indirmekte ve sana bilmediğin şeyleri öğretmektedir. Allah'ın sana olan lütfu gerçekten çok büyüktür. Münafıklar sizinle ilgili olup bitenleri çok yakından izler ve devamlı olarak havayı yoklarlar. Şayet Allah size bir zafer lütfederse, biz de sizinle beraber değil miydik derler. Eğer kafirlerin zaferden bir payı olursa, o zaman da onlara yaklaşmak için biz size yardım ederek galibiyetinizi temin etmedik mi? Müminlerden gelecek felaketlere karşı sizi korumadık mı derler. Allah kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah müminler aleyhinde kafirlere kalıcı bir galibiyet için kesinlikle fırsat tanımayacaktır. Münafıklar kendilerince güya Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Oysa Allah onların hilelerini sürekli kendi başlarına çeviriyor. Onlar namaza kalktıklarında tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı da pek az hatırlarına getirirler. Nahl suresi 66, 67, 68, 69, 71, 72, 78 ve 81. ayetler. Gerçek şu ki, sağmal hayvanlarda da sizin için büyük bir ibret bulunmaktadır. Nitekim onların karınlarında fışkı ile kan arasından çıkardığımız, içenlerin boğazından kolayca geçen, lekelerden arınmış temiz bir sütle sizi besliyoruz. Hurma ağaçlarını ve üzüm asmalarını meyvelerinden hem sarhoşluk veren bir içki hem de güzel bir rızık elde edersiniz. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir toplum için kesin bir delil vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve insanların kurdukları çardaklarda kendine göz göz kovan edin. Sonra her türlü meyveden ye de bal yapmak üzere Rabbinin sana takip etmen için belirlediği yolları tam bir inkiyatla tut. Onların karınlarından çeşitli renklerde bir şerbet çıkar ki onda insanlara şifa vardır. Şüphesiz bunda sistemli bir şekilde düşünen kimseler için kesin bir delil ve ibret vardır. Allah rızık konusunda bazınızı bazınızdan üstün kıldı. Ama kendilerine daha fazla rızık verilenler, sahip oldukları rızıktan ellerinin altında bulunan köle ve hizmetçilere kendileriyle eşit seviyede olacakları ölçüde vermezler. Hal böyleyken nasıl oluyor da üzerlerinde bulunan Allah'ın bunca nimetini ve hakkını bile bile inkar ediyorlar? Allah sizin için kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de size evlatlar ve torunlar verdi. Sizi temiz ve hoş nimetlerle rızıklandırdı. Buna rağmen bazıları asılsız şeylere inanıp Allah'ın bunca nimetine karşı nankörlük mü ediyorlar?
Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmez halde çıkardı. Size işitme özelliği, gözler ve gönüller verdi. Umulur ki şükredersiniz. Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı ve kimi dağlarda sizin için barınaklar meydana getirdi. Sizi sıcaktan ve soğuktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi düşmandan koruyacak zırhlar var etti. Allah size olan nimetini böylece tamamlıyor ki tam bir teslimiyetle ona yönelip itaat edesiniz. İsra suresi 11, 20, 21, 66 ve 70. ayetler. İnsan hakkında hayırlı olacak şeyler için dua ettiği gibi şer olacak şeyler için de dua eder. Çünkü insan çok acelecidir. Biz dünyayı isteyenlere de, ahireti isteyenlere de Rabbinin nimetlerinden bol bol veririz. Çünkü Rabbinin nimetleri kimseden esirgenmiş değildir. İnsanları dünyada çeşitli yönlerden birbirlerine nasıl üstün kıldığımıza bir baksana. Ama ahirette sahip olunacak dereceler ve üstünlükler elbette daha büyük olacaktır. Rabbiniz odur ki lütfu kereminde nasibinizi arayasınız diye sizin için denizde gemileri kolaylıkla akıtıp yüzdürür. Gerçekten o size karşı çok merhametlidir. Gerçekten biz Ademoğullarını şerefli kıldık. Onlara karada ve denizde kendilerini taşıyacak vasıtalar lütfettik. Onları temiz ve hoş nimetlerle rızıklandırdık ve onları yarattığımız varlıkların birçoğundan üstün kıldık. Taha suresi 54. ayet. O bitkilerden hem siz yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için nice dersler, nice deliller vardır. Haç suresi 63, 65 ve 66. ayetler. Görmedin mi Allah? Gökyüzünden bir su indirir de yeryüzü onunla yemyeşil hale gelir. Şüphesiz Allah en derin, en görünmez şeylere nüfuz edip lütufta bulunandır. Her şeyi en mükemmel şekilde bilendir. Görmedin mi Allah, yeryüzünde olan her şeyi ve denizde emriyle akıp giden gemiyi sizin emrinize verdi. Kendi izni olmadan yerin üzerine düşmesin diye göğü de o tutmaktadır. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Size hayat veren Allah'tır. Sonra sizi öldürecek, daha sonra sizi tekrar diriltecek olan da O'dur. Ama insan gerçekten pek nankördür. Mü'minun suresi 18 ve 22. ayetler. Gökten belli bir ölçüye göre su indirip onu yeryüzünde tuttuk ve yer altında depoladık. Unutmayın ki bizim onu yok etmeye de elbette gücümüz yeter. Ayrıca gerek o hayvanlara gerekse gemilere binerek ulaşmanızı sağlarsınız. Nur suresi 21. ayet. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilin ki o, ısrarla hayasızlığı, çirkin ve kötü işleri yapmayı emreder. Eğer üzerinizde Allah'ın lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiç kimse ebediyen temize çıkamazdı. Ancak Allah dilediği kullarını temize çıkarır. Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Furkan suresi 45, 46, 47 ve 48. ayetler. Görmez misin? Rabbin gölgeyi nasıl uzatıyor? Dileseydi onu elbette hareketsiz kılardı. Sonra biz güneşi gölgenin varlığına bir delil yaptık. Sonra güneşin yükselmesiyle onu yavaş yavaş kendimize doğru çekip ortadan kaldırırız. Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu bir dinlenme, gündüzü de yeniden hayata uyanıp çalışmak üzere yeryüzünde dağılma vakti kılan odur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeleyici olarak gönderen de odur. Biz gökyüzünden tertemiz bir su indiririz. Kasas suresi 71, 72 ve 73. ayetler. Resulüm de ki, düşünün bakalım, eğer Allah kıyamet gününe kadar geceyi üzerinizde aralıksız devam ettirse, Allah'ın dışında size ışık getirebilecek bir ilah kimdir? Hala gerçeğe kulak vermeyecek misiniz? De ki, düşünün bakalım, eğer Allah kıyamet gününe kadar gündüzü üzerinizde fasılasız devam ettirse, Allah'ın dışında size içinde istirahat edeceğiniz geceyi getirecek bir ilah kimdir? Hala gerçeği görmeyecek misiniz? Kullarına olan merhametinden ötürü Allah, sizin için geceyi ve gündüzü yarattı ki, geceleyin sükunete erip dinlenesiniz, gündüzün de onun lütfundan rızkınızı arayıp şükredesiniz. Rum suresi 46. ayet. Onun varlığının delillerinden biri de rüzgarları müjdeciler olarak göndermesidir. Böylece size rahmetini tattırır, gemiler onun koyduğu ilahi kanunlara göre akıp gider ve bu vesileyle siz de onun lütfundan rızkınızı ararsınız, umulur ki bütün bu nimetlere şükredersiniz.
Lokman Suresi 20. Ayet. Görmez misiniz ki Allah, göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini hizmetinize vermiş olup, açık ve gizli, maddi manevi tüm nimetlerini üzerinize yağmur gibi yağdırmaktadır. Buna rağmen öyle insanlar var ki, ne doğru bir bilgiye, ne yol gösterici bir rehbere, ne de aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışıp durur. Secde Suresi 27. Ayet. Hiç görüp düşünmezler mi ki, biz suyu kupkuru topraklara gönderiyoruz da, onunla hem hayvanlarının hem de kendilerinin yiyecekleri ekinler çıkarıyoruz. Hala gözlerini açıp gerçeği görmeyecekler mi? Yasin Suresi 33, 34, 71, 72 ve 73. ayetler. Ölü toprak onlara Allah'ın sonsuz kudretini ve yeniden dirilişi ispatlayan muhteşem bir delildir. Şöyle ki, her bahar biz o toprağa hayat veriyor ve oradan canlıların yiyip beslendikleri çeşit çeşit ekinler, ürünler çıkarıyoruz. Yine o yerde hurma bahçeleri, üzüm bağları var ediyor, oradan pınarlar, gözeler fışkırtıyoruz. Görmezler mi ki, bizzat ellerimizin yaptıklarından onlar için nice hayvanlar yarattık. Kendileri de bu hayvanlara kolayca sahip olmakta ve onları diledikleri gibi kullanabilmektedirler. Biz bunları emirlerine boyun eğdirdik. Bir kısmına binerler, bir kısmından da yerler. Bu hayvanlar da onlar için nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Mü'min Suresi 61, 64, 79 ve 80. ayetler. Geceyi huzur içinde dinlenmeniz için sessiz ve karanlık, gündüzüyle çalışabilmeniz için aydınlık kılan Allah'tır. Gerçekten Allah insanlara karşı pek büyük lütuf sahibidir. Ne var ki insanların çoğu şükretmez. O Allah ki, yeryüzünü sizin için yaşamaya müsait bir mekan, göğü de emniyet kalkanı gibi bir kubbe yaptı. Size suret verdi, suretlerinizi de en güzel şekle koydu. Sizi temiz ve helal nimetlerle rızıklandırdı. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. Bütün nimet, feyiz ve bereketlerin kaynağıdır. Bir kısmına binesiniz, bir kısmının etinden de yiyesiniz diye hayvanları sizin için var eden Allah'tır. Onlardan sizin için daha nice menfaatler vardır. Gönüllerinizdeki bir arzuya onlara binerek ulaşırsınız. Hem onlara hem de gemilere biner, yüklerinizi taşırsınız. Zuhruf Suresi 10, 11 ve 12. ayetler. O Allah ki, yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı. Gideceğiniz yere şaşmadan varasınız diye orada sizin için yollar, geçitler ve türlü türlü ulaşım imkanları var etti. Gökten suyu belli bir ölçüye göre indiren de odur. Biz onunla ölü bir beldeye yeniden hayat veririz. İşte siz de bitkilerin her bahar yeniden dirilmesi gibi diriltilip kabirlerden çıkarılacaksınız. Bütün varlık türlerini çift çift yaratan, sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler var eden de odur. Câsiye Suresi 12 ve 13. ayetler. O Allah ki içinde gemiler onun koyduğu kanunlara göre akıp gitsin ve siz de onun lütfundan nasibinizi arayasınız diye denizleri sizin hizmetinize verdi. Umulur ki şükredersiniz. Ayrıca o göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından bir lütuf olarak sizin hizmetinize verdi. Bütün bunlarda düşünen bir toplum için elbette nice dersler ve ibretler vardır. Kaf Suresi 6 ve 9. ayetler. Peki onlar üzerlerinde yükselip giden göğü nasıl mükemmel bir nizam içinde bina ettiğimize, onu yıldızlarla nasıl süslediğimize ve onda en küçük bir çatlağın, kusur ve düzensizliğin olmadığına ibretle bakmazlar mı? Biz gökten bereketli bir su indirmekte, onunla meyve dolu bağlar, bahçeler, tahıl ürünü olarak biçilecek taneler bitirmekteyiz. Vakıa Suresi 85. ayet. Biz ona sizden daha yakınızdır fakat siz göremezsiniz. Abese Suresi 24, 25, 26 ve 27. ayetler. İnsan yediği yiyecekleri Allah'ın nasıl yaratmakta olduğunu bir düşünsün. Biz yağmuru şarıl şarıl akıtıyoruz. Sonra toprağı uygun şekilde yarıyoruz. Böylece orada yetiştiriyoruz ekinler, daneler. Azim olan Allah doğru söyledi.